Merhaba arkadaşlar, yeni videomla karşınızdayız. Hazır yurt dışına çıkmışken market videolarıma devam etmek istedim ama bu sefer çok vaktim olmadığı için 10 tane böyle yaklaşık ürünleri belirledim. Yani birbirine benzer 10 üründe farklı farklı ülkelerdeki fiyatları koyacağım. İnşallah hani ben şu anda ilk Yunanistan'dan başlayacağım. Birazdan arkamda gördüğünüz bu küçük marketi görebildim. Belki daha ucuz yerler de vardır ama ortalama fiyatları görmüş olacağız. Buradan sonra da hani hangi ülkeyi gördüysem videonun başında da o kadar ülke sayısını göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi içeri girelim bakalım 10 ayrı üründe fiyatlar nasılmış. Şimdi arkadaşlar ürün gruplarına devam ediyorum. Bakın makarna ile onu size göstereceğim. Makarnanın burada 0.83 euro tanesi. En ucuza da hatta 74 de var, 0.74 de var. Un da 1.40 euro arkadaşlar. 1 kiloluk un 1.40 euro. Şimdi ikinci kalem arkadaşlar yağ. Bakın şu anda ülkemizde çok ciddi bir problem. Burada da 4.18 euro litreliği arkadaşlar. Ukrayna'daki savaş buraya da vurmuş gördüğünüz gibi. 4.18 euroya 1 litre yağ alabiliyorsunuz. Tabii bunlar mısır yağı. Ayçiçeğe bakacak olursak 5 litreliği 19.86. Yani aşağı yukarı 4 eurodan az bir fiyata 5 litrelik yağ alabiliyorsunuz arkadaşlar litresi. Küçük bir süpermarketteyiz. Üçüncü kalem olarak da arkadaşlar yumurtayı size göstereceğiz. Bakın onlu yumurta burada 3.94 euro. Almanya'ya göre gerçekten çok pahalıymış. Tabii Yunanistan'ın asgari ücretine bir bakmak ve kontrol etmek lazım. Onu videonun altında yazacağım. 3.94 euro diye söylüyor. Yumurta biraz burada pahalı geldi. Türkiye'de son zamanlarda fiyatı çok ciddi artmıştı. Alkol fiyatları arkadaşlar. Bakın burada farklı farklı bira türleri. Bu Hellas en ünlülerinden Yunanistan'ın 0.88 ile geliyor. Dörtlüsü 4.16 yani 1 euro civarında burada bira fiyatları da. Ve süt diyoruz arkadaşlar. Süt ürünlerinden bakalım ne kadarmış fiyatları. 1.49 euro arkadaşlar 1 litre sütün fiyatı. Burada 1.04'ü de var. İnek, evet bu 1.04 şu ana kadar gördüğüm en ucuzu ama bu evet bu da 1 litre. Burada farklı türler de var ama ana bildiğimiz doğal sütün şu anda litre fiyatı Yunanistan'da 1.04 ile 1.44 arasında. Sebze meyve fiyatları arkadaşlar bakın görüyorsunuz burada biber 2.29, karpuz 0.89 euro, kiraz 4.89, 2.99, 1.79, burada patatesin kilosu 1.99, burada işte bak soğan ne kadarmış bakalım 1.09 yazıyor arkasında. Yani Yunanistan'da ciddi anlamda enflasyon olduğunu biliyorduk. Burada fiyatlar oldukça Avrupa'ya göre pahalı olduğunu görüyoruz. Peynir fiyatları arkadaşlar, genellikle Avrupa'da bunlar çok ucuz olurdu. Bakın burada bir nevi kaşar peynirlerinin kilosu 7.80 euro, 7.75 euro. Farklı peynirler de var. Tabii bazen anlayamıyoruz yerel dilde yazıldığı için ama 15 euro ile 7 euro arasında fiyatlar değişiyor. Peynirlerde durum bu şekilde. Salamlarda da gördüğünüz gibi 5 euro civarında 11, 9, 9.35, 15.69 yani birçok farklı salam türünde yine bu fiyatlarda görebiliyorsunuz. Ve bakliyat sınıfı arkadaşlar. Bakın burada 2.19 kuru fasulye yarım kilosu. Mercimek burada 2.38 şey börülce var burada. Yani 1.84 bulgur. Pirinç nerede bakalım? Pirinci bulabilecek miyiz? Pirinci göremedim. Ha pirinç sanırım bu ama biraz değişik. Yok pirinç değilmiş arkadaşlar. Yani bakliyatlarda kilosu, yarım kiloları kiloya vuracak olursak 4 euro ile 5 euro arasında kilo fiyatları değişiyor. Şimdi küçük bir market çok fazla ürün bulamadım ama şöyle diş macunlarını göstereyim arkadaşlar. Çünkü de bunlar da çok ciddi para. 1.99 bakın Oral-B'nin diş macunu 3.19 Colgate'ler. Yani şu an Türkiye'de bunlar gerçekten çok fazla. Bakın benim kullandığım diş macunu burada 2.53. En son 30 küsür liraya almıştım Türkiye'de. Biraz daha temizlik ürünleri gıdaya göre ucuz arkadaşlar. Son olarak da deterjanı göstermek istiyorum. Son ikisini kozmetik ve biraz daha temizliğe ayırmıştık. 3.799 arkadaşlar bakın şu gördüğünüz 3 kiloluk paketlerde. 14.75'e var Ariel'ler. Bunlar biraz daha büyük sanırım. Bunlar kaç kilo? Tam anlayamadım ama bu 5 kilo. Evet 5 kiloluklar bu fiyata. Burada yine 2.5 kilo 5.69. Fiyatlar da bu şekilde. Sıvı deterjanlar 10.78. Yani gördüğünüz gibi gıdayla kıyaslayınca temizlik ürünleri daha ucuza geliyor. Ama Türkiye ile kıyaslayınca her ikisi de tabii ki bize göre daha ucuz. Şimdi Macaristan'dayız arkadaşlar. Lidl'a geldik burada. Avrupa'nın en ucuz market zincirlerinin Macaristan şubesindeyiz. Hemen hızlıca o bahsettiğim 10 ürünle başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela şöyle gösterelim. Buralarda 350 huf yani Macaristan parası 1 euro yapıyor. Oradan artık hesaplarsınız. Yukarı yazacağım zaten. Makarnalar bakın arkadaşlar 299'a 1 euronun altında şöyle makarnalar satılıyor. Yani 500 gramlık makarnalar 1 euronun altında şu anda fiyatları. Daha özel makarnalar tabii ki işte daha şekline göre değişiyor ama 269'a da böyle makarnalar alabiliyorsunuz. Burada kepekliler var mesela. Bunlar da 269 gördüğünüz gibi.
Yani makarnalar ucuzmuş gördüğümüz kadarıyla. Başka bir markanın başka ya da farklı bir ürünü var. Bu da biraz daha fazla. İtalyanlar var. Bakın direkt İtalyan ürünleri var. Bu da 1,5 euro civarında makarnalar arkadaşlar. Unların fiyatları da bakın tekrar bakın 149. 1 kiloluk unlar da yarım eurodan daha az bir fiyata satılıyor arkadaşlar. Ve krizde dedikleri yağ arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz 579. Şurada 1 litrelik yağlar arkadaşlar. Ayçiçek yağları. Tabii bunlar da artmış ama artışı ben size şöyle söyleyeyim. 1.2 euro iken şu anda 1.6 euro civarına gelmiş arkadaşlar. Yani %30-%40'lık bir yağda artış olmuş Ukrayna'daki savaş. Yumurtaya geldik arkadaşlar. Yumurta da bakın burada onlu paketi 649. Yani 2 euro civarında, hatta 2 euronun altında yumurtanın onlusu satılıyor arkadaşlar. Türk parasıyla sakın çarpmayın. Ama daha büyük paketler var mesela 3 euro 18 tane var. Yumurtada da bu şekilde duruyor. Şimdi biralara geldik. Bakın gördüğünüz gibi biraların fiyatları 1 euronun aşağısında. 1 euronun yukarısında daha bira görmedim. Şurada herhalde bu özel bir Stella'nın biraları. Bu biraz pahalı ama litre diyor burada. Yok tamam bu biraz fazla. Bakın burada Dreher var. Bu da işte Macar birası diye biliyorum hatırladığım kadarıyla. Bu 229 yani 1 eurodan biraz 0.75 cent civarı. Miller'lar mesela bakın görüyorsunuz. Yani Miller'lar ne kadarmış? Miller 329. Dreher de 289'muş, az önce yanlış söyledim. Gördüğünüz gibi biralarda da durum bu şekilde. Sütler var. Kocaman 1 litrelik süt 1 eurodan daha az fiyata satılıyor arkadaşlar. Macaristan gerçekten market anlamında ucuzmuş ama buranın da tabii asgari üretim ne kadar olduğuna bakmak lazım. Ona bakıp videonun üst kısmına yazacağım. Portakal aşağı yukarı 3 euroya geliyor. Salatalık mesela burada var, kabaklar var. Onlar da zucchini kabak demekti. Ama ne göstereceğim size? Bu salatalık sanırım. Bayağı büyük böyle salatalıklar. 1 euronun altında arkadaşlar kilosu. Soğanlar var. Şey böyle bir patates var. 399 diyor. Yani 1 kilosu 1 eurodan biraz daha fazla. Kilosu şu an 2 euro civarında. Bakın şöyle eski bir domateslerden bahsediyorum. Yani onun dışında yani bunları sebze meyveler de Avrupa'da zaten ciddi bir anlamda enflasyon zaten orada artmış durumda ama %15-%20 öyle söyleyeyim. Sebze meyvelerinde bunu görüyoruz kısacası. Şimdi Selanik'te eti bulamamıştık. Direkt böyle. Burada mesela görüyorsunuz arkadaşlar kıyma, domuz kıyması. Tavuk mesela burada 3 euro arkadaşlar. 3 euro tavuğun kilosu. Burada bakalım başka. Hindi kıyması mesela 5 euroya geliyor. Burada daha mesela etler var. Biraz bunlar domuz ürünü ama dur bakın. Görüyorsunuz zaten her bir ürünün ne olduğu yazıyor tek tek. Hangi hayvana ait olduğu yazıyor. Mesela bu kazmış. Devam ediyorum bakıyorum. Burada tavuk, biftek, steak var mesela ama bunlar biraz daha özel steakler. Ama bakın şöyle bir steak bile 15 euroya geliyor arkadaşlar buradaki fiyatıyla. Peynirleri gösterelim şimdi arkadaşlar. Bakın çok özel peynirler. Yani şöyle Edam peyniri mesela 1,5 euro. Şöyle yine başka Trappista peyniri var burada. Bu Gouda var 2 euro civarında. Ondan sonra devam edelim. Fetteler var. Daha yağlı işte salata peynirleri 5 euro. Bunlar biraz özel peynirler. Cheddar var 649. Yani 2 eurodan bile aşağısında arkadaşlar. Dediğim gibi 350 florin aşağı yukarı 1 euro yapıyor. Oradan fiyat biçebilirsiniz. Hatta bakın burada daha özel peynirler var. Mesela Viscidio dediğimiz çok özel bir peynir var. 2 euro civarında. Burada yine Hollanda'nın peynirlerinden 649 2 euro civarında. Salamları görüyorsunuz. Bakın kilosu 10'dan bile 8 euro civarında böyle özel salamlar, çeşit çeşit salamlar alabiliyorsunuz. Ve görüyorsunuz arkadaşlar yarım kilo mercimek, bu yeşil mercimek 1,5 euro. Bu da kuskus var 2 euro civarında. Bulgurun yarım kilosu 1,5 euro. Burada özel yani çok bunlar pirinç tüketmedikleri için böyle özel kutulara küçük satılıyor. Ama 1 kiloluğu gördüğünüz gibi 519 yani 1,5'la yani 2 euroya yakın ama 2 eurodan çok daha az. Öyle söyleyeyim 1,5'a daha yakın. Ve geçen videoda yine diş macunlarını göstermiştim. Bakın burada White Now var. 1 euronun aşağısında satılıyor. Bir tık daha farklı olanları 349 satılıyor. Colgate'ler arkadaşlar geçen videoda diş macunu da göstermiştim. Orada 2 eurodan daha az bir fiyata satılıyor. Burada daha yerel bir marka var. O da 1 euronun aşağısında satılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani kozmetikte de durum aşağı yukarı aynı civarda. Hep böyle 1 ve 2 euro arasında bütün ürünleri alabiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani 700'den aşağı bir şey görüyorsunuz ki bilin ki 2 euronun aşağısında satılıyor her şey. Şimdi yeme içmeye bahsetmişken bir market gördük dedik arkadaşlar. Ben yıllardır Avrupa'yı her gezdiğim zaman bu tarz fırınlardan mutlaka sabah kahvaltılarımı ya da gün içinde acıktığım zaman yiyeceğim şeyler alırım. Bakın görüyorsunuz donutların fiyatları yarım euro. Hatta yarım eurodan daha az fiyata. Kruvasanlar çok ciddi ucuz arkadaşlar. Hatta klasik olanı görürsem klasik bir kruvasanı
Bakın göstereyim. Aha şurada. Bakın arkadaşlar, klasik olan kruvasanlar 199. Yani ne yapıyor biliyor musunuz? 0.30 sente sımsıcak kocaman kruvasanlar yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın 149 arkadaşlar. Yani yarım eurodan bile az bir fiyata satılıyor. Yani dışarıda yemeye kalksanız 1 euro civarında alacağınız şeyi burada siz yarım euronun aşağısında alıyorsunuz zaten. Hatta 0.25-0.30 sente daha farklı lezzetleri de alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videomuza devam ediyoruz. Şimdi Çek Cumhuriyeti'ne geldik. Prag'dayız. Prag'da market videosu çekeceğim. Yine 10 ürünü size anlatacağım. 25 kron, yani Çek Cumhuriyeti parası 25 kron, 1 euroya eşit aşağı yukarı. Makarna fiyatları arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi 19.90 bir tanesi makarnanın. 1 euronun aşağısında her bir paket makarna. Burada da daha böyle bir güzel İtalyan markası, direkt İtalyan, bakın Made in Italy diyor. Bunlar da 24.90, Made in Italy görüyorsunuz. Bu da tam 1 euro civarında bir makarnanın satılma fiyatı. Daha böyle ileride çok çok üzerine bir 10-15 cent daha ekleyin arkadaşlar. Makarnada fiyatlar da bu şekilde. Şimdi yağ arkadaşlar, bakın 54.90, 1.5, 2 euro. 2 euro da yağın litresi arkadaşlar. Burada biraz daha iyi bir marka, 3 euro civarında. Yağ da bu şekilde fiyatı. Zeytinyağlar falan var. 5 euro civarında satılıyor litreleri. Şurada arkadaşlar bakın, burada şekerin kilosu 19.90. Yani 1 eurodan daha aşağı fiyatları şekerler. Bütün şeker çeşitlerini görüyorsunuz. Bakın 21.90. Yani 25 düşünürseniz ona göre hesaplayın. Hepsi 1 euronun altında şekerler. Ve yumurtalar arkadaşlar. Yumurtanın onlusu 1.5 eurodan daha az da geliyor. Yani tanesine vurduğunuz zaman 4.29. Ne yapıyor? 25 cent diyebiliriz. 20-25 cent arası yumurtanın 10 tanesinin fiyatı geliyor. Türkiye'ye göre tabii ki fazla ama buraya göre normal bence. Ama yine kıyaslayınca Budapeşte'ye göre daha pahalıydı. Ya da ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Zaten bunları artık geçiyorum. Bir önceki videoda bunların hepsini anlatmıştım. Buradaki 10 tane ana ürün üzerinden gittik biz bu videoda, ya da türevlerinden gittik. Bir de işte biraz temizlik malzemesinden çektikten sonra artık videoyu bitirebiliriz. Evet arkadaşlar, şu an intihar etmek istiyorum. Yarım euro arkadaşlar, birazcık yarım eurodan fazla. Yani Türk parasıyla bile çarpmak isteyen arkadaşlar çarpabilir. 18'e çarp 0.5'i 9-10 liraya geliyor. Şu gördüğünüz biraların tanesi 50'lik litreler arkadaşlar bunlar. Zaten diğer ürünler zaten çok ucuz. Bakın daha pahalıları da var, daha güzel var ama 1 euronun üzerinde hiçbir şekilde bira göremiyorsunuz. Ama genellikle yarım euro civarında biralar var. Yani Argus Pro'nun özel biralarından, o ucuz bayağı. Biz az önce yanılmıyorsam bundan içmiştik ve gayet de tavsiye ederim. Güzel fiyatlar, gayet halen çok ucuz arkadaşlar. Şimdi süt reyonuna geldik arkadaşlar. Bakın sütün 1 litresi 1 euronun altında. Ben yine Çek Cumhuriyeti'ki asgari ücreti yazacağım arkadaşlar size. Ama şu anda ona göre hesaplarsınız. Asgari ücreti de öğrendikten sonra 20 daha az fiyatla var. Yani çok öyle aman aman çeşitlilik yok ama bizdeki kadar. Ama 22-23, hani 1 euronun altında hemen hemen hepsinin litresi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şimdi görüyorsunuz, bakın burada genellikle 1 euronun altında her şey. Kilosu 1 euronun altında. Biber 1 euronun biraz üzerinde. Biberler burada, bakın şu kırmızı biber, kocaman biberler 1 euronun altında arkadaşlar. Domates, böyle özel domatesler var 1.5 euro civarında. Daha büyük domatesler yine 1 euro civarında. Salatalık 1 euronun altında. Şimdi bu kısımda beni göreceksiniz. Diğer kısımda da elime alacağım yine. Size çevireceğim. Yani patates falan, böyle özel patatesler var. Tatlı patates falan 2 euro. Bakın daha klasik patatesler 1.20 euro falan civarında. Burası şimdi bu şekilde. Sebze meyve burası diğer ülkelere göre daha ucuz. Ki şu anda turistik bir meydandaki Lidl markete gelmiştik. Burada asıl domates bildiğimiz, yani bizim de kullandığımız domates burada 26. Yani 1 euro. 1 euro direbiliriz. Şimdi diğer ürünlere doğru devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, burası tavuk reyonu. Şurada zaten resmini gösteriyor. Şu anda böyle 400 gram, 500 gram kiloluklarda 103, yani 4 euro civarında tavuklar satılıyor bu şekilde. Direkt tavuk göğsü satılıyor. Biraz daha işte farklı kısımları da daha pahalıya satılıyor. 239 diyor herhalde bu. 600 gramı mı? Kilosu 239 arkadaşlar. Yani 9 euro civarında bu tavuğun biraz daha kebaplık diyeceğimiz parçaları satılıyor. Aşağıda da butlar, koca koca butlar 4 euroya satılıyor arkadaşlar. Kıymanın kilosu arkadaşlar 3 euro ile 4 euro arasında. Bakın görüyorsunuz dana var. Bunlar dana kıyma. 3 ile 4 euro arasında kilosu. Ya söylüyorduk ve inanmıyordunuz. 3 ile 4 euro arasında değişiyor. Domuz tabi, domuz da aşık aynı fiyat aşağı yukarı. Et tabi her yerde pahalandı ama onlar da %10-15 artarken biz nelerden bahsediyoruz biliyorsunuz. Daha parça etler var bakın arkadaşlar. Bu da dana eti.
39.90 diyor. Ne diyor bilmiyorum ama 100 gram herhalde biftek. Ha şu aşağıdaki biftekler 100 gramı 39.90 yani 2 euro civarında. Diğerleri dananın daha özel yerleri de yine 3 euro, 4 euro, 5 euro civarında 6 euroya yakın fiyatlar değişiyor. Yani direkt parça et bulamadım ama bakalım. Ha şurada mesela direkt parça et var. Bakın arkadaşlar 31.90 diyor. Dümdüz et. Yani 1,5 euroya 100 gramı 1,5 euro yiyorlar arkadaşlar. O zaman 10 ile 11 euro arasına geliyor. Ve arkadaşlar peynir diyoruz. Yine hep böyle 1 euro ile yarım euro arasında fiyatlar değişiyor arkadaşlar. Yani mesela burada ünlü Fransız peynirleri var. 1 euro bakın. Onun dışında işte mozzarella. Mozzarella'nın klasikleri. Allah'ım keşke götürebilsem yani. Şu an 1 euro'nun altında. Peynirler, bakın özel tost peynir, lavaş kiriler. Bunlar biraz daha pahalı. Çok kaliteli bir marka olduğu için. Edam peynirleri var. Bakın Edam. 35, 1,5 euro şunlar. Ama bunlar biraz daha küçük paketler. Heh, mesela bunlar var. 3 euro civarında. Ha biraz Çek Cumhuriyeti'nde sanırım peynir biraz daha pahalı. Bunlar biraz... Yani Çek Cumhuriyeti'nin kenar peyniri çok yok. Hepsi İtalya ürünler. Bakın görüyorsunuz. Çok dünya ünlü Gouda'lar. Yunes'ler. Şunlar. Orange pesto mesela bunlar. İşte 2 Euro'dan daha az bir fiyata şu kadar büyüklükte satılıyorlar arkadaşlar. Gerçekten fiyatlar bizim için çok iyi. Çünkü Türkiye'de bunlar çok pahalı ama diğer ülkelerle kıyaslayınca Çek Cumhuriyeti'nde biraz daha pahalı. Evet arkadaşlar yine size diş macunundan örnek vermiştim. Çünkü Türkiye'de son zamanlar çok arttı. Bakın burada 1,5 Euro civarında diş macunlar. 2 Euro var. Colgate'im var. Burada biraz daha özel sanırım. Ha Signal'mış pardon özür dilerim. Ama geriye kalan da 2 euro civarında. Daha böyle bilinmeyen markalara girdiğiniz zaman fiyatlar 22 liraya kadar düşüyor. Yani diş macunları burada bana göre biraz pahalı geldi ama yine fiyatlar bu şekilde. Ve son olarak arkadaşlar deterjan. Yine deterjanı örnek vermiştik. Bakın burada çok büyük ne kadar bunlar? 63 yıkama falan diyor da kilo olarak yazmıyor mu? 4 kiloluklar bakın. 249. 5 kilo 299 yani 10 Euro'dan birazcık daha fazla fiyatları. Daha büyükler de var. Ha aşağıdakiler özür dilerim şu gördükleriniz şu kocamanlar. Yukarıda Persil var. Buradaki en Avrupa'daki en ünlü markalardan bir tanesi. O biraz daha pahalı. Yani gördüğünüz gibi fiyatlar da bu şekilde. Kilo fiyatını mesela burada yazıyorlar 60. Yani 2,5 Euro'ya kilosu geliyor deterjanın. Çek Cumhuriyeti'de de size 10 ürünü anlattım. Bakalım eğer görebildikçe diğer ülkelerde de Sırbistan'da, Bulgaristan'da, belki Fransa'da yine fiyatları görürsem, bir markette kalarsam onları çekip videoya koyacağım. Hadi o zaman görüşmek üzere. Market fiyatları serimizde Hollanda var arkadaşlar sırada. Albert Heijn'e geldik. Burası Amsterdam'daki en ünlü market zinciri Hollanda'da hatta. Genelde biz alışverişlerimizi burada yaparız. Fiyatları da gayet iyidir. Şimdi burada belirlediğimiz o 10 ürün ya da türevlerinin fiyatlarını beraber bakalım. Şimdi arkadaşlar ilk başta yağ karşımıza çıkınca orayı anlatalım. Yağ fiyatları gördüğünüz gibi 5 euro litresi. Bu herhalde biraz farklı bir yağ ama burada ayçiçek yağı var. Bakın 3 euro. Ayçiçek yağının litresi 3 euro arkadaşlar. Yağ Avrupa'da çok fazla tüketilmediği için çok fazla çeşit göremiyorsunuz ama 3 euroya bu paketi alabiliyorsunuz. Yumurta diyoruz arkadaşlar. Burada 6'lısı 2.99. 3.99. 3.69. Şurada varmış bitmiş 1.39'a 6'lı var arkadaşlar. Onlular 3.79 var burada. Yani şu ana kadar onlu diyecek olursak 3.79 onlu fiyatına satılıyor arkadaşlar. Yani tanesi aslında onlar için 0.30 cent. Yine biralara geldik. Hollanda biraları da dünya ünlüdür arkadaşlar. Bakın biralar genellikle 1 euro, 2 euroya da var. Bunlar biraz daha farklı biralar. Aşağıda bildiğimiz Duel'ler var mesela arkadaşlar. Bakın Duel'in 4'lüsü 6.99. Yani tanesi 1.35'e 1.40'a falan geliyor. Doğru mu hesapladım? Pardon. Evet 1.50-1.60 civarına geliyor tanesi. Burada yine tekli biralar 1.69. Bakın Castel. Bu da Hollanda'nın en ünlü biralarından. 1.69 euroya bira alıyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında yine 1 ile 2 euro civarında biraların fiyatları. Biraz daha hatta burada tenekeler işin içine girince çok daha ucuz. Bakın Amstel'in birası arkadaşlar 0.34 cent. 0.34 cent bir bira. Burada Heineken'ler 1.25. Ama Amstel'ler gerçekten çok ucuz. 0.72 euro bakın burada biraz daha farklı. Yani şu ana kadar gördüğümüz en ucuz biralar diyebilirim. Şu Amstel için söylüyorum tabii ki. Yani fiyatlar gayet şu anda çok da değişmemiş geçen kışa geldiğimize göre. Aşağı yukarı sadece et fiyatlarında biraz artış var. Yağda biraz artış var ama alkol fiyatları da yine aynı. Süte geldik. Zam şampiyonu sütteyiz şu anda. 1.05 litresi arkadaşlar gördüğünüz gibi. 1.09, 1.29 farklı farklı markalar. 1.99 en pahalıları. Bunlar biraz daha büyük kutularla. 1.5 litresi 1.99'a geliyor. Yani 1 euro ile
1.20 arasında litre fiyatları sütlerin arkadaşlar. Sebze meyve fiyatları diyoruz arkadaşlar. Bakın burada elmalar, işte şeftali 2 küsür. Hep 2 euro. Bu arada Hollanda'nın para birimi euro. O yüzden gördüğünüz her şeyi direkt euro olarak düşünebilirsiniz. 1.59 limon, 0.75 muz mesela kilosu arkadaşlar. Sadece 2 euro muzun kilosu. Onun dışında bakın burada portakallar var. Hemen arka tarafa bakalım. Sebzelere geldik. Bakın domatesin kilosu 380 gram. Kilogram şu gördüğünüz domatesin kilosu 1.39 euro arkadaşlar. Salatalık 1.29. Hatta diğer kabak var. Kabağı da 0.75. Patlıcan 0.79. İnanılmaz ucuz. Gerçekten şu anda Balkan ülkelerinden daha ucuz arkadaşlar buradaki fiyatlar. Gördüğünüz lahana tanesi mesela marulların tanesi 0.79 euro. Son Türkiye'de bunlar zam şampiyonu olmuşlardı. Biberler 0.99. Şöyle kocaman biberleri görüyorsunuz 0.99 kilosu arkadaşlar. Sebze meyve gerçekten şu ana kadar gördüğümüz en ucuz yer Hollanda oldu. Şimdi peynir fiyatları diyoruz arkadaşlar. Bakın burada küçükler var. Yani 200 gramlık 2.39 euro. Bunlar Hollanda'nın en ünlü peynirlerinden bahsediyoruz. Yani işin menbaına geldik. 2.75, 2.85. Bunları 5 ile çarptığınız zaman aşağı yukarı 200 gramdan 1000 gram oluyor. 1000 gram 1 kilogram oluyor. 10 euro civarında peynirler satılıyor kilosu. Gouda var mesela 15'e geliyor. Onun dışında daha yöresel ürünler 10 15 arasında bütün Hollanda peynirlerini alabiliyorsunuz. Tabii bunlar paketteki bizim kaşar tarzı peynirler. Et ürünleri de böyle salamlar falan da onlar da 2.89, 2.49. Bakın burada inanılmaz farklı çeşitlerde yine sosisler, salamlar falan var. Domuz, biftek ya da tavuk fark etmeden, dana fark etmeden hepsinin fiyatları aşağı yukarı. Burada da etler var arkadaşlar. Tavuk burada var mesela. Tavuğun kilosu 8.60. Burada biraz daha göğüs 4.99, 4.79 kilosu parçalanmış olarak da bu arada özür dilerim. Bu 375 gram 4.79 tavuk, evet burada biraz pahalı onu görmüş olduk. 5.99 600 gram, bu biraz daha ucuz. 600 gramı 5, yani aşağı yukarı 10 euro civarında kilosu geliyor arkadaşlar. Daha özel kısımları daha pahalı tabii ki. Burada mesela somonlar falan var. Bakın şöyle somonlar, ilginç ilginç balıklar o. Paketleri genellikle işte yarım kilo civarında 3 euro, 5 euro, 7 euro arasında değişiyor. Burada da bakın kıyma 5.25, şimdi kaç gram demiş? 500 gram. Yani kilosu 10 euro arkadaşlar. Hatta biraz daha böyle küçük paketlerde direkt dana kıyma 400-300 gramı 4 euro. O zaman hesaplayacak olursak işte 10 ile 12 euro arasında etin fiyatları arkadaşlar. Diş macunu burada Sensodyne'ler var mesela 5 euro. 3 euroya var. Oral-B'ler 8 euro. 8 euro. Tabii daha Colgate'ler 1.99'a kadar var. 3.99, 1.99. Yani gördüğünüz gibi biraz diş macunu diğer ürünlere göre pahalı ama birçok yerde var. Bir deterjan bulamadım arkadaşlar ama bakın sıvı deterjanlar hep böyle 2 euro, 1 euro, 1.19 bulaşık deterjanları. Burada yumuşatıcılar var. 1.79, 1.39. Tursiller var mesela. Onlar tam bilmiyorum ama bunlar biraz daha bulaşık makinesi için. Çamaşır makinesi onlar için bulamadım burada. Herhalde bu mağazada yok. Ve market fiyatları videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Fransa'dayız. Fransa'daki şu anda Montmartre civarında bir yerdeyiz. Arkamızda da Carrefour var. Fransa'nın en ünlü market zinciri, dünyaya yayılmış bir zincir. Şimdi burada da yine 10 ürünü ya da türevlerinin fiyatlarına bakacağız. Makarna fiyatları diyoruz arkadaşlar. 1.31 euro. 1.65, 1.55 euro civarında makarna fiyatları değişiyor. Onun dışında 2.67'ye böyle daha farklı makarnalar var. Makarna da biraz Hollanda'ya göre pahalı arkadaşlar. Yani 1 euro, 1.5 ve 2 euro arasında makarna fiyatları değişiyor. Burada biraz daha Carrefour'a ait markalar var. Bakın 1 euro. Evet, makarna bayağı ucuzladı bir anda. 1.05'e alabiliyorsunuz makarnayı. Hemen yağ buldum arkadaşlar. Bakın yağ fiyatları en çok merak edilen ürünlerden bir tanesi. Burada yağ litresi 4.99, 4.11. Hatta aşağılara bakalım. Daha çok ucuz ürünler aşağıda oluyor. Ama burada tam fiyatları yazmıyor ama sanırım 5.72 biraz pahalıymış. Evet, Fransa'da yağ ücretleri biraz pahalı arkadaşlar. Carrefour'dayız bu arada, yine söylemek istiyorum. Şu ürün aslında çok ucuz bir şeye benziyor. Tam göremedim. Ben bir sorayım. Onu videonun üst kısmında yazacağım arkadaşlar. Arkadaşlar tavuklara geldik. Bakın 400 gram, 500 gram. 400 gramı 7.28, 300 gramı 5.71, burada 400 gramı 5.14. Tavuklarda durum bu şekilde. Yani genel anlamda butlar var bakın böyle. 600 gram 3.57 euro. Yani bazı ürünler pahalı, bazı ürünler ucuz. Bakın burada 3 kilosu var. 3 kilo
11.95 euro. Eksin. Yumurtaya geldik arkadaşlar. Bakın yumurta onlusu 5 euro var. 3.25 daha küçük paketler de var. Şurada büyük paketler var. 12'lisi 5.65. Yine burada o zaman vurduğunuz zaman 40 sente falan geliyor. Hollanda'yla aynı fiyatlar. Daha düşük markalar var. 4.20 var 12'li olan. Burada büyük olan bakın paket bu 20'li olan 5.99 30'a düştü arkadaşlar. Yani şu anda büyük paketlerde fiyatlar daha ucuz. Hatta şurada 30'lusu var. O da 5.95 ama bunlar küçük olanlar. Yani gördüğünüz gibi yumurta fiyatları Hollanda'ya göre daha ucuz geldi. Bira fiyatları arkadaşlar bakın Duel'in 1.85, 1.59, Chimney'in 2.95'e de var, 1.31'e de var. Bunlar biraz daha özel biralar arkadaşlar. Daha büyük bakın farklı şeyler de var. Teneke biralar 1.17, 1.88, 1.75, 0.99'a var. Kıyaslayınca Hollanda'ya göre gerçekten biralar pahalı. 1.47 var. Yani en düşük gördüğüm 0.99'a gördüm arkadaşlar ama biz dün 0.45'e almıştık biraları. Ve son olarak süt diyoruz arkadaşlar. Bakın sütün de litresi 1.25 euro. 1.09'a da var. 1.63'e de var. Hani farklı farklı mineraller içeren sütler var burada. Ama 1 euro, 1.20 euro civarında sütlerinizi de alabiliyorsunuz Fransa'dan. Domatesin kilosu Fransa'da şu anda 2.99 euro. Salatalık 1.65 euro arkadaşlar. Ki bunlar İspanyol salatalığı falan diyor. Onun dışında marulun kilosu 0.99. Bakın aşağıda hemen. Soğanın kilosu 1.99 euro. Meyvelere bakalım biraz da. Bakın muz burada biraz pahalı. 1.99 yani 1.5'a göre kıyaslıyorum dünle ilgili. Onun dışında bakın elmalar 4 euro. Meyve biraz pahalı. 4-3 euro. Şu an Paris'in aslında biraz da Montmartre kısmındaki bir yerde olduğumuz için burası merkeze göre bir tık daha ucuz ama tabii şehir dışındaki marketler buralardan çok daha ucuz oluyor. Sebze meyve fiyatları bir önceki ülke Hollanda'yla kıyaslayınca biraz pahalı. Ya biraz daha bakalım mesela burada daha farklı domatesler var. 3 euro var mesela. 2.99'a da var domates. Havuç 2 euro. Onun dışında bakıyorum yani böyle aşağı yukarı 3 euro, 4 euro ve 2 euro civarında sebze meyve fiyatları değişiyor. Mesela direkt bir et bulamadım ama şöyle paketler de var. Kıyma var mesela. Bunun 400 gramı 7.15 yani yaklaşık kilosu 15-16 euro civarına geliyor. Burada biftek var 7.95. Burada daha parça etler var. 1.3 kilosu mesela 11.5 euro. Yani 10 euro civarında etin kilosu satılıyor. Kıyma biraz daha pahalı ama bunlar özel paketlerde. Yani açık et göremedim. Ya da işte bu şekilde salam, sosis, salam ya da işte benzeri türevleri şeyler almak istiyorsanız çok değerli ve pahalı olanları daha çok İtalyan ürünleri var burada. Mesela şu gördüğünüz kocaman paket 1.95 euro arkadaşlar 70 gram. Özel bir salam. Tabi bunlar daha çok domuz ürünleri ama tavuk ve biftekler de aşağı yukarı aynı fiyatlarda. Kozmetik kısmına geldik arkadaşlar. Diş macunu her yerde anlattım size. Bakıyorum diş macunları ne tarafta? Ha bu tarafta. Bakın diş macunun fiyatları 2.68. Signal'in fiyatları 2.26, 2.15. Colgate'ler var 1.95. Burada Signal'in mesela 1.22 euro var diş macunları arkadaşlar. Onun dışında Sensodyne'ler 4 euro. Zaten Sensodyne'ler dünyanın her yerinde pahalı. Onun dışında hani 2 euro, 1 euro ile 2 euro arasında hatta 2.5 euro arasında diş macunu fiyatları değişiyor arkadaşlar. Deterjan fiyatları arkadaşlar 4.58 burada var. Aşağıya biraz daha bakıyorum. Daha büyük boylar 14 euro. Bunlar 3 kilo mu 4 kiloluk paketler. Ha 4 kiloluk paketler. Yani biraz tam kilolarını göremiyorum ama aşağı bakıyorum. Evet 4 kiloluk paketler burada 14 euro civarında. Deterjanlarda da durum bu şekilde. Kozmetik ve deterjan Fransa'da oldukça pahalı ürünler. Sıvı deterjanlar bakın şöyle bir 2 litrelik şişeler 10 euro, 11 euro, 10 euro. Fiyatlar da bu şekilde.